Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ödev vlog çekiyoruz. Ödev yapacağız, sınavlara gireceğiz ve sizlerle birlikte sizlerinle bizlerin gireceği sınavlara hazırlanacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu ara gündemde sınavlar çok yoğun. Ben sizlerden bir şey istiyorum. Özellikle ben bir şey sormak istiyorum. Anne babalarımıza söylüyorum. Çocuklar zaten sınav streslerini yaşıyor. Bir de sizler onlara o stresi yaşatmayın lütfen. Çok güzel bir konuşma oldu gerçekten. Arkadaşlar, sınav stresi bana da biraz şey geliyor. Evet, sınavla ilgili bir kaygı durumu hepimizde yaşanıyor. Ama bunu bununla savaşmaya baş etmeli. Biraz öğrenmek gerekiyor. Rüzgar parmak kaldırıyor burada. Efendim anneciğim. Ben ödev vlogda futbol oynayacağım. Sen ödev vlogda futbol oynamayacaksın. Senin de ödevin var. Ya, hep beraber. Sınavları geçemezsen. Bunu anlatma. Bana yasaklar veriyor. Mesela özellikle kış ayına kadar portakal yemiyorum. Yaz ilkbaharda falan bir sınavı varsa diyorum ki portakal vermem sana çünkü yazın portakal olmuyor. Eğer kışınsa da diyor ki hani ya kazanan ya bu sınavı geçemezsen falan filan iyi yüz alamazsan sana falan diyorum ki vermem. Sana çilek vermem. Çünkü neden? Kışın çilek olmaz. Karpuz. Haydi o zaman herkes ödevleri getirsin. Ödev vlog başlasın. Sen de futbol oynamıyorsun. Sen de ödev zamanı Rüzgar Seda'lım. Arkadaşlar Rüzgar'ın ödevi bu. Hazırlık çalışmaları. Biraz çizgiler falan çekecek biraz sonra Rüzgar'da. Bakalım nasıl olacak Rüzgar'ın çizgileri. Hayır o benim kalemim. Bu arada arkadaşlar size kendime aldığım yeni defteri göstermek istiyorum. Nasıl? Çok güzel değil mi? Beğenenler hemen yorumlara Başak abla beğendik beğenmedik diyenler de hemen Başak abla bu bizce sana yakışmamış diyenler de hemen yorumlara yazsınlar. Sen beğendin mi? Şimdi ödev için ihtiyacım olan ve ödevim olan bütün kitapları çıkartıyorum. Cetvel 1. Kitap dedikten sonra cetvelleri çıkartar. Cetvelle de ilgili şeylerimiz var. Evet. Gerçekten ağır bu sene kitaplar. Rüzgardan... Evet Rüzgar burayı yapıyoruz bugün. Yukarıdan aşağı doğru gideceksin ama şöyle bir durum var. Kalemin ucu yok. Arkadaşımızdan şey isteyelim, kalem tıraşı isteyelim. Rüya arkadaşım, kalem tıraşın var mı? Yok mu? Ben şu kalemi kullanıyorum. Ben getireyim sana, bekle ben getireyim. Evet Rüzgar, başla bakalım şimdi. Yukarıdan aşağı doğru. Hayır, önce buradan, buradan aşağı doğru. Buradan buraya kadar. Hadi bakalım kolay gelsin. Cetvelin kayboldu. Çıkartmasaydın, cetvele çok ihtiyacın yoktu. Ama doğrudan çok fena, ancak kalem yok. Aferin Rüzgar, çok güzel gidiyorsun anneciğim. Bak burada biraz yamukluğum var ama giderek çok arkadaşlar, düzgünler yapıyorsun. Aferin. Açıyorum. Dan da 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 dan. Dan da 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 dan. Açtım. Muhteşem yüzyıl müziğiyle ödev açan Rüya'ya bir kalp gönderiyorum. Okuyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen gerçekten artık kalem tıraş tutmuyor musun? Tutmuyorum. Bak kalem tıraşını uçlu kalem mi kullanıyorsun? Evet. Arkadaşlar siz uçlu kalem mi kullanıyorsunuz yoksa Rüzgar'ınki gibi tahta kalem mi kullanıyorsunuz? O zaman yorumlara yazın. Oku bakalım. T-1518 M. Anneciğim bu otobüs şeyi mi? 1920. Hangisi nereye gidiyor? İşte Mecidiyeköy'e giden T bilmem kaç. Öyle bir şey mi bu? Hayır. Şu şekilde. Yani Türkçe 15 ve 18. sayfa arası, matematikten de 19 ve 20. sayfa arası. Haydi o zaman başlayalım. Bugün Türkçe ve matematik varmış sadece. Matematik. Önce hangisine başlayacaksın? Türkçe mi matematik mi? Türkçe. Haydi bakalım Türkçe'ye başlayalım. Bu sene Türkçe daha mı kolay? Evet. Matematik daha mı zor bu sene? Aslında matematik benim en sevdiğim ders. Doğru ya, ben matematik yapacağım. Ya Türkçe ile başla ya. Zor olan sana Türkçe. Nasıl istiyorsun öyle başla. Zor olandan başlayacağım. Bitti mi bu çizgilerini? Şimdi de soldan sağa doğru, buradan aşağı doğru, tamam mı? Hadi bakalım. Kolay gelsin o zaman sana. Çıkarttın mı kalemlerini? Sınıftaki arkadaşlarım neden senin kalemlerin ve bantların bizimkilere benzemiyor? Niye kendine özgü şeyler alıyorsun? Niye böyle incik cincik şeyler alıyorsun? Diye. Haklılar gerçekten. Bir insanın bir tane kalemi olur değil mi? Yani bir tane böyle incik cincikli kalem olur. Bir insanın bütün kalemleri bu şekilde olamaz ya. Bu kediciği de çok tatlıymış. Hangisi şimdi, bu mu? Şunları. Tamam peki bugün bunu arkadaşlar yapacağız. Hani bir gösterir misin? Sizce hangi kalem en güzel? Şöyle bir göstereyim. Ben fikrimi söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ben mesela kullanacak olsaydım gerçekten ya bu kediliği kullanırdım ya da şu kahverengi olan üstünde kedi olan var ya, ikisinden birisini kullanırdım ama hangisi tam bunlar olarak bilmiyorum. Bunlar da belirli şeyler böyle. Bu, evet. Bu ben ve sen. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bu kalem kutusunu Rüya'ya kim aldı? Kardeşi. Hadi bakalım başladın mı artık? Başladın mı? Doko doko doşamadım gördün mü? Japonca konuşmaya başladım.
Aferin Rüzgar, bugün sen çok çalışkansın. Rüya hala ödeve başlayamadı. 5262 artı 8600. 8000 mi? 8000. Bilemediğin yerlerde bana sorabilirsin ama çok sorma, tamam mı? Ben bilemeyebilirim yani. Rezil olurum, yapma. Rüya, öncelikle bu tarz sorularda önce neyi okuyacaksın biliyor musun? Önce koyu renkte yazılan şeyi okuyacağız. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getiremez? Onun üzerinde bir pantolon vardı. Nokta nokta bir pantolon vardı. Ekşi olabilir mi? Pantolonların ekşisini pek rastlamadım. Genelde tatlı diyorum. Uzun olabilir mi? Uzun pantolon. Dar olabilir mi? Olabilir. Geniş olabilir mi? Olabilir. Peki ekşi olabilir mi? Olabilir. Ya ekşi pantolon mu olur ya? Ekşi tabii ki de cevap. Haydi bakalım. İlk soru yap. Ekşi yüzlü bir pantolon geliyor. Ekşi. Ama bak, ekşi yüzlü o bir şey olur yani. Amblem gibi bir şey olur. Aşkındakilerin hangisi? Evet. Hepsi kelimeleriyle aynı anlamda. Şarkıyla okuyor ya. Şarkıyla okuyamazsın. Hepsi kelimesiyle aynı anda kullanılamaz. Oku bakalım seçenekleri bilebilirim. Bütünü, her şey, tamamı ve tümü. Sence? Hepsi. Oradaki yemeklerin hepsini getir. Düşün bakalım. Dın dın. Oradaki yemeklerin bütünü. Arkadaşlar, bu tarz soruları çözemezseniz eğer bir cümle kurun. Hangisi? Cevap aradır, bilirsin bunu ya. Hangisi? Her şey. Evet, kesinlikle her şey. Aykut bir anda durdu. Evet, Rüya'nın Aykut'su, benim bir konuşmamla gitti, Aykut'su durdu. Rüzgar'cığım, senin nasıl gidiyor anneciğim? Ben arada sırada böyle size bakıyorum. Neler anlatıyor bunlar diyorsun? Neler anlatıyor diye bakıyorum, sonra bir 15 dakika sonra devam edeyim. Çizme devam edesin. Haydi bakalım, kolay gelsin. Bu birazcık dalgalı olmuş. Bu pek güzel olmamış ama şuradakiler güzel olmuş. Devam edebilirsin. Evet, sendeyiz. Aşağı. Tıkandı bir an. Aşağı. Aşağıdakilerden hangisi tadilat kelimesiyle aynı anlama gelmektedir? Değişiklikler, tamirat, düzenleme, yenilik, tamirat. Tadilat, tamirat. Tadilat, tamirat. Herhalde tamirat ya, şu an beyin loblarında bir sıkıntı var bende de şu an. Evet, tamirat, tamam, tamirat. Bu soğuk espriden sonra ben bırakıyorum sizin ödevimi, eve gidiyorum. Şaka geri geldim. Hadi. Matematik yapalım hadi. Biraz. Ya matematikte en basit konular basamaklar, bölümler falanlar filanlar, bakıyorum. 8-10 binlik. 900'lük. 3-10'luk. 3-10. Bir şey soruyorum. Sen niye Güler Mandan'la diyen şey kadın gibi bunları böyle şey yapıyorsun? 8-10 binlik. 900'lük. Güler Mandan'la. 3-10'luk. Güler Mandan'la 8000'lik. 900'lük. Hadi bakalım. Yanda verilen bilgiye uygun sayı. Ondan geriye doğru sayıyorum. Bu sayı 10. 9. 89. 900 diyor. 8. 80. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Çözdün mü? Söyle bakalım. Çözdüm yerin zaman. 80.932. Aferin. 80.932 hangi şıkta? Evet, doğru bildik. O zaman binler bölüğü 78. Birler bölüğü. Bir dakika. Binler bölüğü. Bir şey söyleyeceğim. 78. Sen haklıymışsın, özür dilerim. Bu soruları ben de okuyorum. Binler bölüğünden diye böyle. Bak, en kolayı bence şarkıyla oluyor. Bak şimdi. Binler bölüğü. Binlerce dansöz var. Biz biraz cıvıttık mı, bana mı öyle geliyor? Rüzgar, sen buraları bitir, bak daha bu şekerleri yapacaksın, sonra şekerleri boyayacaksın, tamam mı? Düzgün bir şekilde okuyorum. Boyama da var tabii, boyama da var. Ne yapıyorsun annem? Boyama olmasın, sadece çizim yapmak istiyorum. Benim sınıf ya. Bir şey söyleyeceğim. Rüzgar gerçekten boyama yapmayı sevmiyor ve ben bu konuda şok. Çünkü ne bileyim, bir insan boyama yapmayı nasıl sevmez? Bıraksan şekerleri sen çiz, ben boyarım oğlum, hiç sıkıntı değil. Senin ödevini ben boyamalarını yaparım. Takas edelim bir canım kardeşim.
Haydi bakalım ödevleri bitir. Har bekliyorum ödevler bitsin diye arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza aşağıda abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Goodbye. Niye radyo şeyleri gibi konuştun radyo spikerleri? Arkadaşlar hepinize selamlar. Sevgiler. Bye bye.